Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine karışım problemlerinin 3. testiyle devam ediyoruz. Bir çay makinesinin içinde hacimce eşit miktarda dem ve sıcak su bulunmaktadır. Bakın eşit miktarda dem ve sıcak su. Değişkenlerimizi bir yazalım. Dem var. Bir de sıcak suyumuz var. Tamam. Bu makine bir bardak çayın dem oranını %25, sıcak su oranını %75 olarak ayarlamaktadır. Demek ki demden K miktarda varsa arkadaşlar, değil mi? O zaman sıcak suda da 3 katı olacağından dolayı 3K olmuş olacak. Tamam. Birinci ve ikinci bardaktaki çayın dem oranları %25. Üçüncü bardaktaki makinedeki su miktarı yeterli olmadığından dem oranı %30 olmaktadır. Diğer değişkenlerimizi yazalım. Ne var burada? Birinci bardak, ikinci bardak ve üçüncü bardak arkadaşlar. Evet. Yani ne olacak arkadaşlar? Bakın K'ya 3K olacak, değil mi? İkinci bardakta da aynı şekilde K'ya 3K olacak. Üçüncü de demde sıkıntı yok. Demde sıkıntı yok ama yeterli miktarda su yokmuş arkadaşlar. Suda sıkıntı var. Tamam mı? Yani aslında dem bunda da aynı şekilde K olmuş olacak. Değil mi? Evet. Su acaba ne kadar olmuş olacak? Bunu bulmaya çalışalım. Devam edelim. Bir ve ikinci bardaktaki bardakların her birinde 240 milim çay olduğuna göre her birim. Bunların zaten bir bardak çayda hem dem var hem de sıcak su var, değil mi? O zaman toplam miktara bakalım. 4K. 4K'da neymiş arkadaşlar? 240'miş. O zaman K da buradan 60 gelecek. Şu K'ların yerine 60 yazacak olursak bakın ne olacak arkadaşlar? 60'a 3 katı olduğundan 180 olacak. Diğerlerini de aynı şekilde yapalım. Düzeltelim. Şunları da 60'a 180. 60'a 180. Burada 60 var arkadaşlar. Burada da acaba su yeterli miktarda su yok. Şimdi buradaki dem oranı 3.'deki %30 değil mi? Yani %30'a arkadaşlar ne gelmiş? 60 gelmiş. Bunun %30'u demse kalan %70'i de su değil midir arkadaşlar? Tamam. %70'e o zaman ne denk gelir? Bakın 30 2 katı. 70'in 2 katı da ne olacak? 140 olacak. Demek ki bu soru işaretinin yerine ne gelmesi lazım? 140 gelmesi lazım arkadaşlar. 140 mililitre. Son durumda makinede kalan dem miktarı kaç mililitredir diye soruyor arkadaşlar. Bundan sonrası zaten basit değil. Şimdi zaten neydi arkadaşlar? İlk öncülde de yazıyordu. Bakın eşit miktarda dem ve sıcak su bulunmaktadır. Ne kadar sıcak suyumuz var bizim toplamda? 180, 180, 140. Ne yaptı? 36, 500, değil mi? 500. Demimiz ne kadar arkadaşlar? 3 tane 60 var. 180. Eşit miktarda olacağından dolayı arkadaşlar 180'i çıkardığım zaman değil mi? 0, 320 mi kalıyor? Evet. Makinede de demek ki 320 mililitre kalmış oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 2'ye. Yukarıda üstten görünümü verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kova dikdörtgenler prizması şeklindeki 4 bölgeye ayrılmıştır. Evet, şekilde görülüyor zaten. Bu bölgelerin her birinin derinlikleri aynıdır. Derinliklerinde kullanacağız demek ki. Her bölgede bulunan tuzlu su karışımlarına tuz yüzdeleri şekilde verildiği gibi. Evet, bunlar tuz yüzdeleriymiş arkadaşlar. 1 ve 2 numaralı bölgedeki karışımlar karıştırıldığında oluşan karışımın tuz yüzdesi %20 olduğuna göre biz tuz yüzdesini nasıl buluyoruz? Tuzu pay kısmına, toplam miktarda arkadaşlar ne yapıyorduk? Payda kısmına yazıyoruz. Evet. O zaman şu birinci bölgede ne kadar tuz olmuş olsun arkadaşlar? Diyelim ki işte A gram. Burada da ikinci de arkadaşlar B gram olmuş olsun. O zaman A'nın %20'si ne olacak? Değil mi? Hatta şuraya 100A diyecek olursam, şuraya da 100B diyecek olursam daha kolay olacak sanki. 100A'nın 24'ü ne yapacak arkadaşlar? 24A bu ne olacak? Tuz olmuş olacak. İkincide de arkadaşlar 100B'nin %36'sı tuzsa buradan da 36B'si ne olacak? Tuz olmuş olacak. Bunların toplam karışımı ne olacak arkadaşlar? Tuz oranını bulacağım ya. 24 artı 36B bölü 100 parantezine alarak yazıyorum. A artı B eşittir. %27 idi. Yüzleri burada sadeleştirecek olursam yukarısında arkadaşlar 3 ile sadeleştirelim. 8, 3 ile sadeleştirirsem 12, 3 ile sadeleştirirsem 9 olacak. Şimdi içler dışlar çarpımı yapıyorum. 8A artı 12B eşittir 9A artı 9B gelmiş olacak.
Buradan da A eşittir 3B gelmiş oldu arkadaşlar. Değil mi? Evet. Yani A'ya ben buradan 3K diyecek olursam B'de ne olacak arkadaşlar? K olmuş olacak. A dediğimizde burada 3K yani 300K gram karışım var arkadaşlar. Burada da ne olacak? 100K karışım. Yani şuradaki arkadaşlar birinci ve üçüncü bölgedeki ortak kenar burası değil mi? 2 ve 4'teki ortak kenar da burası değil mi? Evet. Yani burada ne oranı varmış aslında? Bakın 3K'ya K oran varmış. Bunlar zaten ortak kenar olduğundan dolayı arkadaşlar burada da ne diyelim? Bakın şuraya da 100C diyelim. Buradaki de arkadaşlar 100D olsun. Tamam. Buradaki miktarlar bu kadar olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun %20'si tuz olacağına göre ne yazalım? Şuraya yapalım. 20C'si tuz olmuş olacak. 20C'si ne olacak arkadaşlar? Tuz olmuş olacak. Değil mi? Burada da arkadaşlar %'nin 12'si tuz olacak ya. Yani 12D'si tuz olmuş olacak. Bizden ne istiyor? Karışımın tuz yüzdesini istiyor. Şimdi arkadaşlar tuz yüzdesini bulurken yine tuzları pay kısmına yazıyorum. Yani 12D artı 20C bölü 100 parantezinde C artı D olarak ne yapacağız arkadaşlar? Bulmuş olacağız. Şimdi bu C'ye D'yi de ne yapacağız? Bakın K'ya bağlı olarak yazacak olursak nasıl? C yerine bakın burada 3K ya. C yerine bakın 3K. D yerine de K alacak olursam o zaman ne olacak? 12 çarpı bakın D'ye evet D'ye ne dedik arkadaşlar? K dedik. 12K artı 20 çarpı C yerine de 3K yazacak olursam bölü C artı D ne oluyor arkadaşlar? O zaman 4K mı oluyor? 100 çarpı 4K olmuş oluyor. Pay kısmı 60 72K bölü 100 çarpı 4K olmuş oluyor. K'lar birbirini götürdü. 72 ile 4'ü sadeleştirdim. 18 oldu. Yani %18 olarak bulunmuş oldu. Doğru cevabımız E şıkkı. Bence gayet şık bir soru olmuş. Geldik 3. soruya. 18 derece sıcaklığında 30 litre su ile 42 derece sıcaklığında 10 litre su karıştırılıyor. Tamam. O zaman karıştıralım arkadaşlar. Ne olacak? 30 çarpı 18 artı 42 çarpı 10 bölü toplam karışımımız ne? 30 burada, 10 da burada 40 oldu. Değil mi? Evet. Bu karışımın sıcaklığını 12 dereceye düşürmek için. Şimdi bunun karışımı ne oldu arkadaşlar? Burada 540 artı 420 bölü 40 oldu. 960 bölü 40'tan 24 dereceymiş bunun sıcaklığı. Ben ne yapacakmışım? 12 dereceye düşürecekmişim. Suya sıcaklığı 6 derece olan sudan her defasında 4 litre ekleniyor. Özel bir ışıklandırma sistemi ile üretilmiş bu kapta her su ilavesinde sıcaklık 12 derece olmuşsa yeşil, 12 derece olmamışsa kırmızı yanıyor. Buna göre ilk kez yeşil ışık yandığında kaç defa kırmızı ışık yanar diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım biz? Yukarıda dikkat edecek olursak ne ile neyi çarptık? Bak derece ile buradaki litreyi çarptık. O zaman burada da şimdi 6 derece var ya, biz ne yapacağız arkadaşlar? Ne kadar su ilave edeceğiz acaba? Buna bir bakalım. X tane, X defa su ilave etmiş olalım arkadaşlar. Tamam mı? Her defasında şöyle olacak o zaman. Başta neydi? 30 çarpı 18 artı 42 çarpı 10 bölü 40 iken neydi? Sıcaklık 24 dereceydi. Şimdi ben buna sıcaklığı bak 6 santigrat dereceden x ekliyorum. O zaman karışımımız 40'tı. X eklediğim için 40 artı x oldu. Ben ne olmasını bekliyorum şu anda? 12 olmasını bekliyorum. 24'ten 12'ye düşmesini bekliyorum. Bunu çözelim arkadaşlar. Bunu çözelim. Neyle? Hemen bir 6 ile sadeleştirerek yapalım da. Değil mi? 6 ile sadeleştirirsem 3. 6 ile sadeleştirirsem 7. 6 ile sadeleştirirsem 1. 6 ile sadeleştirirsem 2 olacak. 3 çarpı 30'dan 90 artı 70 artı x. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 80 artı 2x oldu. Buradan da x eşittir 80 mi olmuş oluyor? Evet. Yani bu ne demek arkadaşlar? X dediğimiz ne? 80 defa. Değil mi? 80 defa su taşımak lazım.
Ben zaten her taşımada 4 litre su ekliyordum. O zaman arkadaşlar ne olacak? 20 defa olmuş olacak. Öyle değil mi? Evet. Demek ki 20 defa taşımak gerekiyormuş. 80 litreyi 20 defa taşımak gerekiyormuş. Evet. 20 defa. Şimdi bizden ne istiyor? Şimdi ben tam 20 defa bu işlemi yaptım ama 20 defa bu işlemi yaptım ama arkadaşlar ne oldu? 12 oldu. 12 olduğunda ne yanıyor? Yeşil yanıyor. Şimdi arkadaşlar 20 defa yeşil yanmış olacak o zaman. Değil mi? Ama ben ne istiyorum? Kırmızı. Yani yeşil yanmasını istemiyorum. O zaman arkadaşlar ne olacak? Bir öncekini alacağım. 20'den bir önceki. Çünkü 20'yi alırsam yeşil yanmış olur. Ben kırmızıyı istiyorum. O zaman 20'den bir önceki 19 olmuş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Bence bu da fena soru değil. Geldik 4. soruya. Bir parfüm fabrikasında çalışan Selin Lepel'in içerisinde %60 oranında gül suyu bulunan 150 gramlık bir karışımdan %48 oranında gül suyu içeren bir parfüm yapmak istiyorlar arkadaşlar. Tamam. Biz şimdi bunu nasıl yaparız normal şartlar altında? Buraya kadar notlarımız alacak olursak 150 gram var. Bunun %60'ı ne yapar arkadaşlar? Bu. Değil mi? Daha sonra X dersin. Pardon. X deriz. Evet. Burada yüzdesini bilmiyorum. Ben ne olmasını istiyorum peki? Bunun toplam karışımı. Toplam karışım buradan 150 artı x olacak. Da eşittir, şuradan da silelim. Evet. Şimdi şu yukarıda bulduğum oran ne arkadaşlar? Gül. Değil mi? Evet, gül suyu oranı. Aşağıda ben ne yaptım? Toplam karışımı yaptım. Ben ne olmasını istiyorum arkadaşlar? Bu oranın, gül suyu oranının %48 olmasını istiyorum. %48 olmasını istiyorum. Evet. Şimdi burada iki tane bilinmeyenimiz var, değil mi? Ne? Bu x gram. Burada bir de soru işareti. Buradan herhangi bir işlem yapamayız, devam edemeyiz. Zaten aşağıda verilecek bu bilgiler bize. Selin kabın içerisine her 8 dakikada bir elde ettiği %10 gül suyu içeren 2 gramlık karışımı damlatıyor. Şöyle Selin için notumuzu alalım. Ne diyor Selin için? Bak, tane tane yapmakta fayda var. Her 8 dakikada 2 gram. Değil mi? Tamam. %10 diye de notumuzu almış olalım. Pelin ise kabın içerisinde her 6 dakikada, şuraya da Pelin yazalım. 6 dakikada ne kadar arkadaşlar? 1 gramlık. Evet, 1 gram. %15. Evet. Tamam. Senin de Pelin aynı anda 8.20'de çalışmaya başladığına göre %48 oranında gül suyu içeren parfümü elde ettiklerinde saat kaç olur? Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi bunlar birlikte çalışacaklar ya. O zaman bunlar ne yapalım arkadaşlar? Ortak noktada buluşturalım. 8 ile 6 nerede eşitlenir? 24 ile eşitlenir. 24 olması için de bak, bu 24 dakikada, her tarafı 3 ile çarpıyorum. 6 gram. Değil mi? Bu da 24 dakikada arkadaşlar. Ne olacak? 4 ile çarpıyorum. 4 gram. Bunlar arkadaşlar birlikte, yani 24 dakikada aslında 10 gramlık çalışmış oluyorlar. Değil mi? 24 dakikada 10 gram. Evet. Şimdi burada arkadaşlar ne yapacağız? Bakın. Kullanmadığımız ne kaldı? Bak, şu %10 ile %15. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bu 6 gram ya. O zaman ne olacak? 6 çarpı %10 artı, bu da 4 gram. 4 çarpı %15 bölü gül suyu oranını buluyoruz. Birlikte çalıştıklarında daha doğrusu. Toplam karışım ne? 6 artı 4'ten de 10 gelmiş olacak. Evet. Buradan arkadaşlar ne gelecek? 60 artı 60 bölü 100. Birincisini aynen yazıp, hatta şöyle uzun uzadıya diye yazalım bari. 120 bölü 100 çarpı 1 bölü 10 gelmiş olacak. Değil mi? Tamam. Birer sıfır giderse buradan, bakın birer sıfır götürdüğüm zaman %12 oluyormuş. Bak, %12 oluyormuş birlikte çalıştıklarında. Tamam. Bu %12 dediğimiz ne arkadaşlar? Burada %12 dediğimiz ne? Bak, bunu getirip de nerede yerine yazacağız? Şurada yerine yazacağız. Bak, soru işareti yazmıştık ya yukarıda. Yerine yazacak olursak arkadaşlar. Evet.
Bunu çözüp bir x'i bir bulalım arkadaşlar. X'i bir bulalım. Buradan ne yapalım? Şunları götürsün birbirine. Hatta içler dışlar çarpımı yapalım. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman şuradaki arkadaşlar ne yapacağım? Şunu alacağım. Şuraya 100 olarak atmış olacağım. 48 ile de 150 artı x'i çarpmış olacağım. Bu yüzler, bakın bunlar birbirini götürmüş olacak. 150 çarpı 60'tan ne gelecek? 15 çarpı 6 90. 2 tane de 0 var. Artı 12x gelmiş olacak. Eşittir 48 çarpı 150 artı x gelmiş olacak. 12 ile sadeleştirecek olursam, bakın 12 ile sadeleştirecek olursam, hatta 3 ile bir sadeleştireyim de, 3 ile sadeleştireyim 16, 3 ile sadeleştireyim 4, 3 ile sadeleştireyim ne geldi? 3000 gelmiş oldu. Değil mi? Evet. Şunu 4 ile sadeleştirecek olursam 4, 4 ile sadeleştirecek olursam 1, 4 ile sadeleştirecek olursam da 750 olmuş oldu. Tamam. Buradan 750 artı x eşittir 600 artı 4x, 3x buradan 150 geldi, x de buradan 50 gelmiş oldu. Bu 50 dediğimiz tabi arkadaşlar ne? Bakın burada 50 dediğimiz gram, değil mi? 50 gram. Evet, 50 gram arkadaşlar. Tamam. Bizden ne istiyordu arkadaşlar? 8.20'de başlıyorlardı. %48 oranında gül suyu içeren parfümü elde ettiklerinde saat kaç olur? Şimdi bakın dikkat edecek olursanız bunlar 24 dakikada 10 gram değil mi? Evet. O zaman 50 gram olması için acaba kaç dakika geçmesi lazım? Şimdi dikkat ederseniz bak 5 katı, değil mi? 24'ün de 5 katı ne yapacak? 120 dakika geçmesi lazım. 8.20'de başlıyor. 120 dakika geçmesi lazım bu oranı elde etmesi için. 120 dakika dediğimde 2 saat. 2 saat eklersem 8.20'ye 10.20 olur. Değil mi? Bakın doğru cevabımız C şık. Bence bu da çok şık soru olmuş. Hepsi güzeldi ya bence. Gelelim 5'e. Yukarıdaki şekilde verilen su sebilinde mavi kısımdan sıcaklığı 2 derece olan su akmaktadır diyor. Bakın buradan 2 derece. Notlarımızı alıyoruz hemen. Kırmızı kısımdan sıcaklığı 28 derece olan su akmaktadır. Buradan da 28 derece olan su akmaktadır. Tamam. Yeterli büyüklükteki boş bir kovanın içine mavi kısımdan hacmi 2 litre olan kap ile tam dolu olarak 5 defa su katıldıktan sonra. Hacmi 2 litreymiş. 5 defa su katılırsa, değil mi? Ne kadar olmuş olacak? 10 litre su katılmış olacak mavi kısma. Tamam. Şimdi 10 litre katılmış oldu arkadaşlar. Bunun sıcaklığı da 2 derece değil miydi? Tamam. O zaman 10 çarpı 2 diyeceğiz. Değil mi? Katıldıktan sonra diyor kovanın içine aynı kap ile kırmızı kısımdan tam dolu olarak kaç defa su katılırsa kovadaki suyun sıcaklığı 18 olmuş olur. Diyelim ki x defa katılmış olsun. O zaman x çarpı kırmızı için konuşuyoruz. Bunun sıcaklığı da neydi? 28'di. X çarpı 28 bölü ne yapacağız arkadaşlar? Buradan toplam litreye bölmüş olacağız. Değil mi? Toplam litre de 10 artı x olmayacak mı? Tamam. 10 artı x'e böleceğim. Ve sonunda ben neyi elde etmeye çalışıyorum? 18'i elde etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Anlaştık. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. 2 ile sadeleştiririm. 2 ile sadeleştiririm. 14 olacak. 2 ile sadeleştirirsem 9 olacak. İçler dışlar çarpımı yapalım. 10 artı 14x eşittir 90 artı 9x. 5x buradan ne gelecek? 5x eşittir 80. X de buradan ne gelecek? 16 mı gelecek arkadaşlar? Bir hatamız var mı burada? Bir hatamız var değil mi? Evet. Bak şimdi burada ilk baştakinde biz ne yaptık? 5 ile 2'yi çarptık. Burada onu yazdık. Evet. Ama burada şimdi bir defa taşıdığım zaman 2 litre oluyor ya. Şimdi bundan x defa dedik kırmızı kaptan. X dedik ama her biri 2 olduğu için bunu ne yapmamız lazımdı? 2 ile çarpmamız lazımdı. Evet. Bunu 2 ile çarpmamız lazımdı. O zaman ne olacak arkadaşlar? Burası 28x oluyor. Değil mi? Şurası 28x olması lazım. Evet. 28x olmuş oldu. Buradan da arkadaşlar kaç gelmiş oldu? Bakın. Tabii şu payda kısmı da ne oldu arkadaşlar? 10 artı x değil de 10 artı 2x olmuş oldu. Değil mi? İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman da şurayı şöyle bir tekrar yazacak olursak 90 artı 18x olmuş oldu.
Buradan 10x eşittir 80. X'te ne gelecek? 8 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 6'ya. Bir bardağın içerisinde bir miktar saf su bulunmaktadır. Tamam. Ali bir dakikadaki suda çözünme hızı sabit bir şekeri bu bardakta 4 dakikada bekletip çıkarttığında suyun şeker yüzdesi %10 olmaktadır diyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. Su ne olsun? 90x olsun. 100'e tamamlamak için. Bakın şekeri de %10 oluyor ya. Tabii 4 dakikada çözünüyor. Ve şeker %10'u yani 10x olmuş olacak. Tamam, 4 dakikada 10x çözülmüş olacak. Buna göre diyor bu suya aynı şeker atılıp 8 dakika daha. 8 dakika demiyor. 8 dakika daha. O zaman 8 dakika daha olduğu zaman arkadaşlar 8 dakikada ne olacak şeker? 20x daha çözülmüş olacak. Yani toplamda şeker 30x çözülmüş olacak. Bizden ne istiyor? Bu bardaktan diyor, bardaktan çıkarılırsa bekledikten sonra bardaktan çıkarılırsa karışımın şeker yüzdesini soruyor. O zaman şeker yüzdesi 30x toplamda ne oldu? 90x artı 30x de buradan 120x oldu. X'ler birbirini götürdü. Bu da 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4 de %25 yapar arkadaşlar. Doğru cevabımız D şık. Geldik 7'ye. Altın fiyatlarını ayarı ile orantılı olarak hesaplayan. Yani doğru orantılı değil mi? Bir kuyumcuda 15 ayar altının gram fiyatı 20 TL etmiş. Evet. 15 ayar altın 20 TL gram fiyatı. Tamam. Gramı 20 TL imiş. Anlaştık. 15 ayar 1200 gramlık altın ile 800 gram metal karıştırılıp farklı ayarda yeni bir altın elde ediliyor. Karışım yapıldıktan sonra altın fiyatları değişmediğine göre. Şimdi o zaman yine yapılan altının fiyatı da değişmemiş oluyor. Öyle mi? Evet. Yeni altının kuyumcudaki 1 gramın fiyatı kaç TL'dir diye soruyor. Değil mi? Fiyat olarak soruyor yani. Bizde ayarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şimdi gramı 20 TL ya. Evet. Bu ne kadar alacak? 1200 gram. O zaman bu ne kadar para ödeyecek? 1200 çarpı 20 TL ödemiş olacak arkadaşlar. Tamam. Şimdi ben 800 gram 1200 ile 800'ü karıştıracağım. Karıştırdığım zaman toplam benim ne kadar olmuş olacak arkadaşlar? Toplamda 2000 gram olmuş olacak. Evet. O zaman bunun fiyatını, bir gram fiyatı kaç TL'dir diyor ya. Bunun fiyatını arkadaşlar XTL diyelim. Altın fiyatları değişmediğine göre o zaman bunlar ne olacak? Birbirine eşit olmuş olacak. Evet. Buradan bunu çözelim o zaman. 3 tane sıfır götürelim. 3, 1, 2, 3. Ne olacak? İkileri de sadeleştirdim. X de buradan 12 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 8. ve son soruya. Yukarıdaki şekilde A ve B karışımları içerisindeki tuz ve su miktarları verilmiştir diyor. Yani tuz 20 iken su 60. 3 katı olmuş oluyor yani arkadaşlar. Su da bakın ikinci B karışımına bakınca su 28 iken tuz 7. Yani ne oluyor arkadaşlar? Yine 4 katı olmuş oluyor. Değil mi? Su tuzun 4 katı olmuş oluyor. Tamam. İçerisinde 15 gram tuz bulunan A karışımı ile. O zaman şu A karışımı için konuşalım. Ne diyor arkadaşlar? 15 gram tuzmuş. 15 gram tuzsa şimdi arkadaşlar o zaman şimdi tuz oranı şimdi su 3 katı değil mi tuzun? Evet. Yani 45 gram ne olacak o zaman? Su olmuş olacak. Evet. Şimdi B içerisinde B kabı için karışımı için konuşacak olursak ne diyor? 192 gram su bulunan B karışımı. 192 gram su. O zaman arkadaşlar su tuzun 4 katı değil mi? Tuz da 1/4 olacak. 1/4 ne olacak arkadaşlar? 48 mi olacak? 48 gram da tuz olmuş olacak. Evet. Elde edilen karışımdaki tuz yüzdesini. Tuz yüzdesini nasıl buluyorduk biz? Tuzu toplayıp paydaya yazıyorduk. 48 ile 15 toplarsam 63. Toplam karışımı da arkadaşlar ne yapacağım? Paydaya yazacağım. Burada toplam karışım 45 ile 15 topladım 60. Burada da 192 ile 48'i toplarsam ne oluyor? 240 mı oluyor? 240 ile de 60 toplarsam 300 oluyor. 3'e bölersem yüzdesini bulacağım çünkü. 21 bölü 100. Bu da
%21 olmuş oluyor. Doğru cevabımız A şık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.